Kahve ağacı kışın yaprak dökmeyen ve bütün tropik bölgelerde yetişen bir bitki. Yaprakları her zaman yeşil renkli ve parlak olan bu ağacın meyveleri kiraza benzer. Meyvenin içinde iki tane kahve tohumu vardır. Çiçekleri döküldükten sonra ağaçların dallarında meyveleri kalır. Tahta tokmaklarla dövülür. Kabukları sıyrıldıktan sonra öz meyve ortaya çıkar. Kahve çekirdeğinin kavrulmasını ve bir içecek olarak tüketilmesini ilk önce Araplar başardı. Zira 16. yüzyıl başlarında bu yeni tutkunun coğrafyasını belirleyen Mısır ve Hicaz, Osmanlı İmparatorluğu'nun hakimiyetindeydi. Kahvenin büyülü dünyasıyla ilk karşılaşan Osmanlılar, hac ibadeti için Hicaz bölgesine giden hacılardı. İstanbul ahalisi ise 1550'lerde tanışır bu eşsiz lezzetle. 450 yıl önce Kanuni Sultan Süleyman döneminin Yemen valisi Özdemir Paşa saraya taşır kahveyi. Osmanlı'nın tüm coğrafyasına yayılan kahve kısa sürede Avrupa'yı da etkisi altına alır. Kahveyi Avrupa'ya tanıtan Türklerdir. Türk kahvesi kavurma, soğutma ve öğütme gibi uzun bir süreçten sonra pişirilmeye hazır hale geliyor. Uzun saplı ve katlanabilir kaplarda kavrulan kahve, daha sonra ahşaptan yapılan soğutma kaplarına boşaltılırdı. Kahve taneleri ahşap veya metal değirmenlerde uzun uzun çekilir ya da dibeklerde dövülürdü. Cezvelerde ağır ateşte veya mangalda pişirmeye bırakılırdı. Bugün sade, orta şekerli ve şekerli olarak tükettiğimiz kahvenin eskiden 40'a yakın pişirme yöntemi vardı.